Kahramanmaraş merkezli çifte depremler büyük yıkıma yol açtı. Dünya medyası da gelişmeleri aktarmak için bölgeye geldi. Onlardan biri de Japon gazeteci Hiromi Yasui'ydi. Adıyaman'daki izlenimlerini aktardı. Türk halkının dayanışmasına hayran kaldığını belirtti. Mu 11 provinces is quite difficult how to distribute and supporting. So that is the point. Some of them are not complaining, but some of them, you know, so, so quickly to complain. This is as usual. And there's something, you know, as they are very much, you know, cooperate each other. And then solidarity. Yasui bir Japon doktor arkadaşının kendisine anlattığı duruma hayret ettiğini söyledi. One of Japanese doctors said, three now are 2,000 doctor is raising the hand to want to support. So that one, you know, maybe we don't have. So we should, you know, to follow the, you know, this point for the Turkish people. Yasui, deprem bölgesindeki yıkımı gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti. Benzer bir depremi 1995'te Japonya'da Büyük Hanshin depremiyle yaşadığını anlattı. Türkiye'deki depremle birbirine yakın büyüklükte olduğunu söyledi. Ancak Türkiye'de depremin etkisinin daha yoğun gerçekleştiğine dikkati çekti. Bunu binaların inşasına ve eski olmasına bağladı. Öte yandan İngiliz arama kurtarma ekibi de çalışmalara katılmıştı. Ekibin tıbbi direktörü olarak görev yapan Dr. Malcolm Russell, ülkesine döndükten sonra BBC Breakfast'ta konuştu. Kurtardığı kişinin Twitter'dan kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Last gentleman you saw there, I believe that's him. Very limited contact, but he posted on Twitter basically saying thanks very much for what you did. Here we go. Which is nice to hear because often our Russell tüm ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını anlattı. Daha önce Türkiye'de olduğu kadar büyük bir felaket görmediğini belirtti. Crawling into these sort of places, but then we have to.